Ben Küpe FM'e gündemdekiler programında bize yer ayırdığı için, bizi dinleyicileriyle buluşturduğu için teşekkür ediyorum. Başarılarınızın devamını diliyorum. Çok sağ olun, var olun. Siz bana beni davet ettiğinizde hiçbir hazırlığım yoktu. Hı-hı. Ama biz her zaman için hazırız. Yani ben dedim neden olmasın, tabii ki giderim. Kamil Bey'in bende ayrı bir yeri vardır. Size de camianıza da çok teşekkür ediyorum. Çalışmalarınızda başarılar diliyorum. Demokrat Parti olarak. Tabii ki 4 yıllardan sonra ilk defa sizin aracılığınızla, Küpe FM aracılığıyla hemşehrilerimize, bölgemize ulaşmaktan dolayı ayrıca mutluluğumu ifade etmek istiyorum. Küpe FM ailesine ve başta Rıdvan Sırdaş ve sevgili Kamil kardeşim diyeyim. Bu şekilde bitireyim. Kardeşim olarak sizlere ve buradaki tüm kardeşlerime saygılarımı, Silivri halkıma sevgi ve saygılarımı iletiyorum. Öncelikle programınız için birkaç şey söylemek istiyorum. Bu bir çok önemli bir görev yapıyorsunuz, kamusal bir görev ve bunu çok güzel yapıyorsunuz. Bu buradayım ve bu programdayım, bu radyoda Kamil Bey'in konuğu olduğum için söylemiyorum. Bütün kamuoyu bunu paylaşıyor. Güzel bir tarafsızlık içerisinde kamuoyunu bilgilendirme görevi yapıyorsunuz. Önce bunu bir sorumluluk içinde yaptığınız için sizi tebrik ediyorum. Gündemdekiler her çarşamba saat 15'te bölge gündemini belirliyor. Kamil Bilici ile Bir Dünya Sanat başlıyor. Müzikal takınız Küpe FM'den, bendeniz Kamil Bilici'den mutlu akşamlar efendim. Bir Dünya Sanat'ta tekrar birlikteyiz. Salı akşamlarının vazgeçilmezi oldu artık Bir Dünya Sanat ve bölgemizdeki sanat dünyasının önde gelen isimlerini de temsilcilerini de ağırlamaya devam ediyoruz. Bu hafta da çok değerli bir arkadaşım aynı zamanda bizlerle birlikte olacak. Kaan Göktaş, araştırmacı yazar, bölgemizin yetiştirdiği genç yeteneklerden bir tanesi. Bir saat boyunca Küpe FM frekanslarında bugüne kadarki başarıları ve bundan sonraki hedeflerini öğrenebileceğimiz keyifli bir sohbet sizleri bekliyor. Programımız boyunca bizlere soru, görüş ve önerileriyle katılmak isteyen dinleyicilerimiz olursa 0212 727 1111'i tuşlayabilir ya da sosyal medya üzerinden facebook.com/küpefm ve twitter.com/küpefm adreslerini kullanarak soru, görüş ve önerilerini bize iletebilir dedikten sonra şu an stüdyomda bulunan Kaan Göktaş'a hoş geldin diyelim. Hoş geldin. Hoş bulduk. Kaan. Hoş bulduk sevgili Kamil. Yoğun bir koşturmaca içerisinde olduğunu ben yakından biliyorum. Bugün de İstanbul'da yayın evinde geçirdin. Bu koşturmaca içerisinde bize vakit ayırdığın için ben teşekkür ederek başlayayım istiyorum. Ben teşekkür ediyorum davetin için. Döndüm hemen ayağımın tozuyla radyoya geldim. Yalnız genç dedin az önce. İkimiz de böyle ama genç olalım istiyoruz. Tel adayı olarak karşılıklı oturuyoruz. Peki artık gençlik. Evet. Ruhumuz genç. Ruhumuz genç. Şimdi Kaan Göktaş'ı Silivri çok yakından tanıyor. Yazılarıyla, araştırmalarıyla, çıkardığı eserleriyle yakından tanıyor ama Trakya bölgesinde de dinleniyor Küpe FM. Dolayısıyla kısaca bir klasik olacak ama Kaan Göktaş kimdir diyerek başlayalım mı? Ahmet Hakan terk ediyormuş galiba. Evet, Ahmet Hakan röportajlarında Ahmet Hakan kimdir diyenleri böyle şey yapıyormuş, röportajı yarım bırakıyormuş. Ben de şimdi kulaklığı çıkartıp çıkıyorum gidiyorum. Yani beni tanımıyorsanız ne işim var burada diye. Kaan Göktaş 1980'de... Ama ben de şey yapıyorum, hani Trakya'da dinleyen dinleyici. Biz değil, dinleyici, hani dinleyiciler merak ediyor Kaan Göktaş kimdir. Kaan Göktaş 1984 Silivri doğumlu. Gazeteciyim, aynı zamanda yazarım. Daha doğrusu son mesleğim şu an yazarlık. Geçmişte yerel gazetecilik yaptım uzun zaman. Çeşitli ulusal gazetelerde, mecralarda da yazdım. Doğma büyüme Silivri'liyim. Dediğin gibi yani Silivri'de yetişen, Silivri'de hala Silivri'de oturuyorum. İşim gereği sürekli gidip gelmek zorunda kalsam da Silivri'yi terk etmiyorum. Tabii sen şimdi gençliği az önce reddettin ya, benim kafam oraya takıldı. İki de evlat babası olunca insan o noktaya geliyor herhalde, değil mi? Evet, darısı senin başına inşallah. İki tane kızım var. Elif Asya şimdi bizi dinliyor radyosunun başında, hatta yayından önce iki kere aradı. Evet. Sevgilerimizi gönderiyoruz buradan Elif'cime. Birazdan onun çok güzel şarkıları da var. Instagram'da, Facebook'ta görüyoruz, biz takip ediyoruz. Ya kendisi benden daha meşhur, böyle Facebook fenomeni, Twitter fenomeni haline geldi. Oldu hakikaten. Buradan sevgilerimi gönderiyorum canım kızıma. Bir de 10 günlük Ekinada, Ekinada Badetam ismiyle, Ekinada Bade isimli bir kızımız daha var. Evet. Ona da hoş geldin diyorum. Hoş geldi hakikaten. Bade'ye de o zaman
annelerine de yine selamlarımızı gönderelim. Birazdan çalacağımız şarkı onlara armağan olacak. Ben şimdi Kaan Göktaş deyince program öncesinde sohbet ederken de kültür evinde yetişmiş bir jenerasyonuz. 3 aşağı 5 yukarı ve o yıllarda boynunda bir fotoğraf makinesiyle hatırlıyorum seni. Oralardan başlayalım mı? Yani gazetecilik yani 8-9 yaşlarında, 10 yaşlarında. Tabii 10'lu yaşlarda yani artık tabii gazetecilik denmez, çocuktuk ama yani çok küçük yaşlarda ben başladım. İşte Silivri Kültür Merkezi'nin işte Selami Değirmenci'nin zamanında kurduğu, ne yazık ki günümüze kadar benzeri ya da işte bir türevi gelemeyen Kültür Merkezi'nin, sevgili Taner Çetin hocamın, işte benim hatırladığım Öznur Hoca vardı. Uğur Hoca vardı. Uğur Hoca vardı. Birçok değerli insanın artık böyle hani rahleyi teddisatından geçerek şey yaptık, büyüdük. O günlerde bir yandan da işte Refik Bek, sevgili Refik ağabeyim, gazeteci. Şimdilerde bizi dinliyor mudur bilmiyorum. Özcan Büyükoğlu yine gazeteci abilerimizden. Amerika'da kendisi Sefa Kara, Tülay Kaynarca, Şebnem abla var şimdi hatırladığım. Ahmet Korkmaz şu an Pendik'te görev yapıyor. Bu gibi isimlerle beraber Silivri'de yerel gazeteci, daha doğrusu hani bir nevi benimki şeydi ilk başladığımda, tabii hani böyle ofis boyluk, stajyerlik, getir götür ama şeye çok hevesim vardı. Rahmetli Ahmet Altınörs de bir dönem gazetecilik yapmıştı ulusal basında. Hani onun böyle işte gazete küpürlerinden, fotoğraf makinelerinden falan görüp böyle özendiğim gazetecilik benim için bir şeydi, bir idealdi, hayaldi. Küçük yaşlarda Hür Bakış Gazetesi'nde başladım. Hatta ilk imzalı haberim 1995 yılına ait gazete var elimde. Birinci sayfasında Kaan Göktaş diye imzalı haberim var ki 84 doğumluyum. Yani şey, yaşı hesap et, 11 yaşında çocukken falan böyle haber yapmaya çalışıyormuşum. O günden bu yana kesintisiz olarak ben eksik eksik sayıp hani aradaki çocukluk merhalesini falan onları atlayıp 13 yıllık gazetecilik yapıyorum, 13 yıldır gazetecilik yapıyorum diyorum ama çok daha eskiye dayanıyor. O günden bugüne gelen bir gazetecilik geçmişim var. Evet, 13 yıl deyince o zaman 13 yıl evvelinde odaklandığın nokta neresi? Hani biraz daha böyle nasıl diyeyim sana, yani hani daha kendimi bilmeye başladım ya da ne bileyim hani böyle daha göreceli, kaliteli işler ya da kendi başına bir şeyler yapmaya çalıştığım dönemi sayıyorum. Hani aradaki o çocukluk şeylerini falan atlıyorum. Hani 30 yaşındayım, 15 yıllık gazetecilik yapıyorum falan, 20 yıldır gazetecilik yapıyorum dediğimde komik oluyor çünkü. Cidden kulağa böyle şey geliyor, komik geliyor. Bilmeyen öyle düşünebilir tabii, ama tabii. Hakikaten öyleydi. Zorluyordun yani o yaşlarda da. Ve sonra bu saydığımız gazetelerin ve bu yayıncıların hepsiyle beraber çalışma fırsatı buldun Silivri'de. Yine beraber çalıştığın, benim de bir dönem beraber çalıştığım, çok da değer verdiğimiz bir abimiz. Çok yakın tarihte de kaybettik. İlhan Uygun'la da beraber çalıştın. Evet, rahmetli İlhan hocamla ben onun deyimiyle 4 kere işe aldı, 5 kere kovdu beni. Çok uzun yıllar. Çok uzun yıllar beraber çalıştım. Allah rahmet eylesin. Nur içinde yatsın. Sevgili eşi Sevginar ablamla, Renginar'la çok uzun yıllar çalıştık. İşte Hür Haber'de elimden geldiğince katkı sunmaya çalıştım. En son 4 sene öncesine, 5 sene öncesine kadar. Ki hala çok yakın görüşürüz. İlhan Hoca'yla ben tanışıklığım çok çok eskiye dayanır. Yani seninle aynı dönemlere. İlhan Hoca'nın Silivri'de daha gazetecilik yapmadığı, işte sahilde kitap tezgahı, kitap standı olduğu dönemlere dayanır. Bu arada onunla hayatımız iki yönden kesişiyor. Ben de geçmişte bir kitapçılık yaptım. Hala kitaplar hayatımın içinde. İşte beraber gazetecilik yaptık. Ayrı dönemlerde kitapçılık yaptık. Hayatımızın böyle kesiştiği noktalar var rahmetiyle. Evet, gazetecilik yaşamında önemli etkisi olan isimlerden bir tanesiydi sevgili İlhan abi. Evet. Gazetecilik aslında hani çok da bırakabileceğin bir şey olduğunu düşündüğüm mesleklerden biri değil. Sen mutlaka bir şekilde yine devam edeceksin. Hele Silivri'de olunca zaten şey yapamıyorsun, yani bırakmanın imkanı yok. Hiç ilgilenmiyorum falan dediğim zaman da bile işte sahilde şu ayıpta oturduğum zaman yanıma bir tane amca geliyor, işte evladım AK Parti'nin adayı kimmiş diye soruyor bana. Ya da ne bileyim işte çarşıda yürürken oradan şey yapıyorlar, böyle bir hani sesleniyor, laf atıyor, duydun mu şunu falan diye. Silivri'de böyle bir kasabada yaşayıp da gazeteciliği ben bıraktım demenin bir şeyi yok. Peki onun yanında bir de hani gazeteciliğin sonrasındaki dönemde rap müzikle
uğraştın bir dönem. Evet. O yıllardan bahsedelim mi? Nasıl oldu rap müzik? Bahsedelim. Güzel dönemlerdi. 2000'li yıllarda. Hani şöyle uğraştın diyip hani soruyu sorarken çok basit geçiyoruz aslında ama hani gazeteciliği yaparken de çok derin bir noktada değerlendirdiğini biliyorum ben. Rap müzikte de aslında o yıllarda özellikle rap müzik çok ilgi çekmezken. Evet yani gazetecilikte yani hani işte kendi gazetemin sahibiydim, kendi dergimi yayınladım işte. Evet, Silivri Haber yılları var. Tabii Silivri Haber diye bir dergi yayınladık 2 yıl kadar. Silivri Gündem diye bir gazete yayınladım işte. Çeşitli gazetelerde işte Haber Müdürlüğü, Yazı İşleri Müdürlüğü, işte Hür Haber'de genel koordinatörlük, genel yayın yönetmenliği, yani birçok görevde bulundum. Yıllarımı verdim. Hani uğraştım deyip evet senin dediğin gibi yani uğraştım baktım olmadı gibi bir şey algılanıyor ama layıkıyla ve çok iyi bir biçimde tabii yerine getirdiğime inanıyorum, mütevazılığı da bir yana bırakarak. Rap müzikte de yine ilk gençlik yıllarımda 2000'li yıllardaydı. O zaman rap müzik, daha doğrusu Türkçe rap müzik hani böyle Türkiye'de çok tanınmıyor. Bir tek Kartel'i, işte Karakan'ı, Erciye'yi falan filan biliyorlar. Daha sonra tabii hepsiyle tanıştık, arkadaş olduk falan. Ben de onları dinleyerek başlamıştım. O zaman böyle bir hevesimiz oldu. İşte Türkiye'de bunu yapmaya çalışan sanatçılarla, müzisyenlerle tanıştık. İşte onlarla beraber konserlere çıktık. Onlarla beraber işte çeşitli etkinliklerde bulunduk. Bu arada ben işte prodüktör olarak bir şeyler yapmaya çalışıyordum. Zihni Müzik etiketi altıyla etiketi altında 3 tane albüm çıkardım ben, toplama albüm. İşte ki bunlar alanında aslında her biri bir ilktir. İşte Altın Vuruş, Rap Protokol, Hip Hop Menü gibi toplama albümler çıkardım. Hatta üzerinden yaklaşık 10 yıl, 12 yıl falan geçti. Geçtiğimiz günlerde bir dijital plak şirketi, yeni kurulan ve sadece dijital ürünler üreten bir plak şirketi benimle temasa geçti. Bu albümlerin işte iTunes gibi, işte Spotify gibi, Deezer gibi bu sanal internetteki müzik platformlarındaki haklarını alabilmek için benimle temasa geçti. Böyle bazen internette falan bakıyorum. Hala dinleyenler, tanıyanlar, bilenlerin olduğunu görüyorum. Hoşuma da gidiyor. Böyle bir işte müzik geçmişim de oldu. Yaklaşık 2004-2005 yılından sonra falan artık böyle fiilen hani dinlemek dışında ilgilenmemeye başladım işin doğrusu. Tabii oradan edindiğim dostluklar halen devam ediyor. İşte en son 2 gün önce görüştük mesela Kartel'in efsane grup, işte Kartel'in üyelerinden Kabus Kerim. Yaşayan efsanedir. Dinliyor mu bilmiyorum. Selam gönderiyorum kendisine. İşte Tunç Turba Dindaş. Türkiye'nin en büyük grafitisi, en büyük sokak sanatçısıdır. Silivri'ye de birçok grafiti yaptı. Tabii Silivri'deki yani Silivri vatandaşlar şey yapıyordur işte, bu konutların oradaki alt geçitten geçerken Selim Paşa'da, Gümüşyaka'da, ne bileyim Silivri girişinde otogardaki alt geçitten falan böyle sahilde böyle kafalarını kaldırdıklarında o renkli boyanmış duvarları gördüklerinde onların hepsi Tunç Dindaş'ın çalışmaları. Yani her biri ayrı birer sanat eseri. Çok da güzel işler çıkardı sağ olsun. O benim projemdi Silivri Belediyesi'ndeyken. Özcan Işıklar'a Silivri Kent Konseyi ile beraber bir öneri sunmuştuk. Kendisi de olumlu yaklaştı, kabul etti ve işte bir yıl kadar Silivri Belediyesi bünyesinde. Ondan sonra biz kendimiz devam ettirmeye şey yaptık, başladık. İşte boyaları falan kendimiz alıp karşılayıp işte Silivri'deki birkaç duvarı da kendimiz boyadık. Yakında Tunç Küpe FM'e de böyle Tunç'u, bir çalışma evet, olacak. Evet, getireceğiz burada. Bir, hem Küpe FM'in burada güzel bir duvar gördük, gözümüze kestirdik. Evet, hem onu boyayacağız hem de evet. Burada bir program yapacağız. Çok güzel olacak o da. Şimdi Kaan'cığım çok kısa bir reklam aramız olacak. Reklamlardan sonra da Elif bizi dinlemeye devam ediyordur büyük olasılıkla. Elif'in şarkısını yayınlayalım. Elif Çim, bizi dinlemeye devam ediyorsundur umarım. Şimdi reklamlar var. Reklamlardan sonra senin şarkın geliyor. Efendim ondan sonra da sohbetimize kaldığımız yerden devam edeceğiz. Sakın bizden ayrılmayın. Kamil Birici ile Bir Dünya Sanat devam ediyor. Adamlar doğruyu söylemiş, bir çiçekle bahar olmaz. Kişi kendini bilip sağa sola sormalı, can pazarı bu oyun olmaz. Sürekli
diğer kış günü. Sonunda şifayı kapıp da şaşırınca bana gel beni dinle iyi yaz. Defteri kalemi al bir yaz. Nane, limon kabuğu, bir güzel kaynasın aman. Ha 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 ha, içine hasmi çiçeği, biraz körü otu katasın aman. Ha 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 ha, hatta biraz tarçın, bir tutam zencefil aman. Ha 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 ha, bin derde deva geliyor, biraz daha sabret güzelim. Ha 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 ha, şov! Çok yaşa. Tedbirini al, önünü kış tut, bırak yine de yaz gelsin. Çoğu zaman hesap çarşıya uymaz, sonra dizini döversin. Zürafanın düşkünü, beyaz ciğer kış günü. Sonunda şifayı kapıp da şaşırınca bana gel beni dinle iyi yaz. Defteri kalemi al iyi yaz. Nane, limon kabuğu, bir güzel kaynasın aman. Ha 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 ha, içine hasmi çiçeği, biraz köre otu katasın aman. Ha 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 ha, hatta biraz tarçın, bir tutam zencefil aman. Ha 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 ha, bin derde deva geliyor, biraz daha sabret güzelim. Ha 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 ha, şov! Çok yaşa. Barış iğneyi kendine batırır, çuval kızı başkasına. Bol keseden aklı ona buna dağıtır, darışır kendi başına. Zürafanın düşkünü, beyaz ciğer kış günü. Sonunda şifayı kapıp da şaşırınca bana gel beni dinle iyi yaz. Defteri kalemi al iyi yaz. Nane, limon kabuğu, bir güzel kaynasın aman. Ha 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 ha, içine hasmi çiçeği, biraz köre otu katasın aman. Ha 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 ha, hatta biraz tarçın, bir tutam zencefil aman. Ha 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 ha, bin derde deva geliyor, biraz daha sabret güzelim. Ha 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 ha, şov! Çok yaşa. Nane, limon kabuğu, bir güzel kaynasın aman. Ha 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 ha, içine hasmi çiçeği, biraz köre otu katasın aman. Ha 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 ha, hatta biraz tarçın, bir tutam zencefil aman. Ha 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 ha, bin derde deva geliyor, biraz daha sabret güzelim. Ha 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 ha, şov! Çok yaşa. Nane, limon kabuğu, bir güzel kaynasın aman. Ha 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 ha, içine hasmi çiçeği, biraz köle otu katasın aman. Ha 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 ha, hatta biraz tarçın, bir tutam zencefil aman. Ha 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 ha, bin derde deva geliyor, biraz daha sabret güzelim. Ha 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 ha, ha, şov! Kamil Birici ile Bir Dünya Sanat devam ediyor. Müzikal takınız Küp FM'de Bir Dünya Sanat'la birlikteliğimiz devam ediyor. Araştırmacı yazar Kaan Göktaş'la sohbetimize de kaldığımız yerden devam edeceğiz. Elif'in şarkısını çaldık. Nane limon kabuğu. Nane limon kabuğu, evet. Çok rahmetli de... Barış Manço. Yalnız ne kadar ilginç değil mi Kamil? Yani aynı şarkının Barış Manço'yu hayatında hiç görmemiş, hiç tanımamış. Yani hani belki bizim üzerimizde böyle bir karizmatik etkisi vardı. İşte yerden o şalvarlarla yani, işte o uzun saçı, işte el hareketleri, yüzükleri falan da hayatında böyle hiç Barış Manço yüzü görmemiş bir çocuğu bile böyle aynı şarkının 25 yıl sonra, 30 yıl sonra böyle etkileyebilmesi, hatta ezbere biliyor sözlerini yani. Bu kadar hoşuna gitmesi demek ki gerçek sanat bu yani. Evet. O müziğin kalitesini ortaya koyuyor. Evet. Bütün
gerçekliğiyle. Bir de öyle bir şey ki hani Nale'nin Limon Kabuğu 40 yıldır bildiğimiz şarkıdır. Ama Elif öyle bir yerden biliyor ki şarkıyı. O eski adamlar doğruyu söylemiş falan. Onun için nakarat orası yani. O da çok keyifli. Mutlaka o da şimdiden zekasını belli eden bir kardeşim mi diyeyim, ne diyeyim ben ona bilemedim ya. Elif her yerde, her mecrada benim önüme geçiyor. Evet, şimdi radyo programında ben konuğum, Elif'ten bahsediyoruz. İşte oldu. Sevginar gazeteye benimle ilgili bir haber koyuyor. Tabii, Elif'in fotoğrafını koyuyor falan böyle. Evet. İşte şeyde Facebook'ta ben işte bir şeyler yazıyorum. 3 like alıyor. Elif'in fotoğrafını koyuyorum. 43 like 43 alıyor falan. Tane. Her ortamda benim yavaştan bir kompleks oluşmaya başlıyor. Evet. Az önce gazetecilikten bahsettik, rap müzikten bahsettik. O gazetecilik yıllarında boyunda fotoğraf makinesi olduğunu hatırladığımı söyledim. O yıllardan bu yana eğitim devam ediyor hayatında bir taraftan da. Evet. Hala da devam ediyor. Ben müzmin öğrenciyim. Evet, o güzel bir şey ama yani hiç beklemediğim benim. Benim için çok keyifli bir şey. Evet, en son sosyal medyada öğrendim ben de. Hititoloji okuyorsun şu an. Evet, şu an İstanbul Üniversitesi'nde Prohistoria ve Önasya Arkeolojisi bölümünde. Hititoloji okuyorum. Hititçe, Akatça, Sümerce öğreniyorum. Hı hı. Hatta böyle çivi yazılı tablet falan okumaya başladım. Bayağı da sardı beni. Hı hı. Bir yandan yine İstanbul Üniversitesi'nde... Öğreniyorsun da konuşabiliyor musun birileriyle bunu? Hani konuşacak, pratik yapacak ya, insan var mı? En büyük sorunum o. Değil mi? Hani İngilizceyi de pratik yaparsan daha çabuk öğrenirsin derler ya. En büyük sorunum o. Evet. Yazışarak evet, iletişim kuruyoruz. Evet. Hitit kalmadı çünkü. Ama hakikaten çok önemli, şaka bir tarafa, önemli bir bilim dalı ve... notlar da oldukça iyi gidiyor galiba ilk sene. Ya, hoşuma gitti. İlgimi çekti. Güzel geldi. Gayet de güzel öğreniyorum. Bir yandan İstanbul Üniversitesi'nde tarih, çift ana dalda yapıyorum. Tarih okuyorum. Hı-hı. Bir yandan Anadolu Üniversitesi'nde sosyoloji okuyorum. 3 fakülte şu an Hı-hı. aynı anda okuyorum. Hı-hı. Biraz böyle zor olsa da Hı-hı. benim için şey yani keyifli oluyor. Hı-hı. Geçmişte işte İstanbul'da Bahçeşehir Üniversitesi'nde eğitim gördüm. Ondan Hı-hı. önce Bilgi Üniversitesi'nde eğitim gördüm. Bunlar sertifika programlarıydı. Hı hı. Yani müzmin öğrenci olarak devam ediyorum. Hoşuma gidiyor ama. Yani, var mı bundan sonra? Bittikten sonra okumak istediğin şeyler mutlaka var. Devam edecek yani bu. Benim için şey bitmez. Okumak hı. bitmez. Yani hı hı. yazmanın okumanın içine doğmuş bir adamım ben. Yani evet. benim için bu şey bitmez. Hı hı. Benim için bir tutku. Ben hı. Hani böyle daha ilk okuyayım. Bibliofil olarak adlandırıyorum kendimi. Daha böyle hani ilkokula başlamadan önce böyle yerlerdeki gazete parçalarını falan okumaya çalışan bir çocuktum ama bitmez benim için okuma şeyi. Müzmin öğrencilikten emekli de olmuyorsun yani devam. Yok gibi. Emekliliği yok onun. Evet, çok güzel. Peki şimdi araştırmacı yazar Kaan Göktaş'la sohbet ediyoruz ama bugüne kadarki olan süreci değerlendirdik. Araştırmacı yanını artık yavaş yavaş değerlendirelim istiyorum ben. İlk kitabında bu özellik öne çıkıyordu. Kur'an açısından Evrim Teorisi adlı bir kitapla okuyucularla buluştun. Üçüncüyü çok araştıramadım. Abi. Peki bu konu bir kere nereden aklına geldi? Sonra da o kitap sürecini hani kitap çalışması haline getireyim ben bunu yayınlayayım. Nasıl gelişti? Ya Kur'an açısından Evrim Teorisi benim ilk kitabım 2008 yılında Ozan Yayıncılık'tan çıktı. Gayet de güzel bir ilgi gördü. Kendi dönemine göre, kendi şeyine göre. Mesela Diyanar'ın en çok satanlar listesinde bu din kategorisinde, teoloji kategorisinde Hı-hı. yaklaşık 10 hafta, 12 hafta kadar falan şeyde kaldı. İlk 10'da kaldı. En çok Hı-hı. satanlar listesinde kaldı. Çok güzel bir başarıydı benim için. Süreç nasıl gelişti? Yani teoloji üzerine, din bilim üzerine çalışmalarım vardı ki hala beni çok cezbeden bir konudur. Çünkü yani hem çok böyle spesifik gibi durmasa da aslında çok spesifik bir konu. Hem de şeye hani böyle mantık yürütmeye ya da işte üzerinde yorumlar yapmaya, çeşitli çıkarımlarda, çeşitli nasıl diyeyim size hani yani üzerinde kafa yormaya böyle matematik gibi kesin bir şey değil. Yani 2 artı 2 4 eşit işte 2 artı 2 eşittir 4 bitti değil. Yani 50 yıl 60 yıl oturup üzerinde rahatça kafa yorabileceğin bir her bir konu başlığı. O yüzden beni çok cezbediyor. Mesela teoloji, tarih yani böyle şey olmayan hani objektif bilimler beni çok daha şey yapıyor, cezbediyor. O zaman Edip Yüksel Amerika'da yaşayan bir din uzmanıdır kendisi. Geçen hafta Türkiye'dedir. Reformist bir din adamıdır. Sağ olsun bana da çok desteklerde bulunmuştu ilk kitap sürecinde. Onunla yazışmalarımızdan aslında konu doğdu. İşte Evrim Teorisi bilirsiniz. İşte klasik
İslam öğretisinde şey yapılır. Bu Hristiyanlıkta da aslında aynısı vardır. Buradan Helvacı Kabağı Adnan Hoca'nın da kulaklarını çınlatıyorum. Hala kendisine olan meydan okumam devam ediyor. İnşallah böyle dinliyorlardır medya takipten falan filan bir yerden de kulağına gider. Evrim teorisi bu tarz böyle İslam adına, din adına ya da bilim adına konuştuklarını zanneden şebekler tarafından sömürülen bir alandı. Şey olarak göstermeye çalışıyorlar. İşte dini genel olarak, yani İslam açısından konuşmuyorum, genel olarak dinleri bilimle çatışan, bilimle çelişen, işte geri kalmış kurumlar, yapılar olarak göstermeye çalışıyorlar ve bunları aslında dini savunduklarını zannederek yapıyorlar. Böyle de bir çelişki içindeler. Oysa evrim teorisi bilimsel olarak ispatlanmış, kanıtlanmış. Yani artık bunu tartışmaya gerek bile duymuyorum. Yani bu tarz hani tartışmaları bile kabul etmiyorum. Bilimin kanıtladığı, ispatladığı, insanın, evrenin, doğanın yaratılışının, bakın dikkat ederseniz, yani tırnak içinde yaratılışını diyorum, yaratılışının nasıl gerçekleştiğini gösteren bir şeydir. Bilimsel teoridir. Evet. İlk kitabın konusu buydu. Şeyi toparlayayım, dağıldım, özür diliyorum. İşte bu din adamları ya da işte şebelek bilim adamları bunları dinle çelişiyor olarak gösteriyorlar. İlk kitabın konusu buydu. Yani bilimle İslam'ın ya da bilimle, yine genel olarak konuşayım, dinlerin çatışmayacağını ya da işte evrim varsa eşittir Allah yoktur, Allah yoksa evrim vardır, bunun birbirini, yani bir mantıklı bir genelleme, bir değilleme olmadığını ortaya koyuyordu. Yani özetle 1400 yıl önce Kur'an evrim teorisini kabul etmiş ve ayetlerinde geçirmiştir. Bunu kitabımda çok detaylı, çok böyle uzun uzun da anlattım. Çok da tartışmalara neden oldu tabi. İkinci kitabım 2 sene önce çıktı. Bir Kasaba Öyküsü. Bir Kasaba Öyküsü ismi. Bunun hikayesi çok ilginçtir. 1800'lerin sonunda Silivri'ye gelmiş ve işte 1900'lerin başında, 1800'lerin ilk yarısında, ikinci yarısında Silivri'ye gelmiş. 1914'te de Silivri'den göç etmiş bir Rum ailenin anılarını anlatıyor. Silivri'de yaptığım bu çeşitli etkinliklerde, işte Yoğurt Festivali'ndeki konuşmamda falan, sunumumda da anlatmıştım kitabı bol bol. Dinlemeyenler varsa tekrar özet geçeyim. Bu Rum aile Silivri'nin artık hepimizden daha çok yerlisi olan bir aile. İşte 1800'lerin ikinci yarısında Silivri'ye geliyorlar. Silivri'de kereste tüccarlığıyla uğraşıyorlar. Hatta evleri de Silivrilerin çok iyi bildiği bu Turgut Reis İlkokulu'nu çıktığımızda hemen böyle ortada olan, şimdi Silivri Belediyesi'nin kullandığı bir bina var. Onateller konağı olarak geçer. O evi işte yaptırıyorlar sıfırdan. O zaman Silivri'nin en görkemli, en büyük konağı orası. Böyle herkesin hayran kaldığı, şaşalı bir konak. Silivri'de birçok olay başlarına geliyor. İşte o zamanki işte savaşları, Balkan savaşlarını, Osmanlı-Rus savaşını, işte Bulgar işgalini bizzat yaşıyorlar. Hatta evleri işgal ediliyor. Evlerine işte düşman askerleri el koyuyor vesaire. Silivri'nin tarihiyle ilgili birçok bilinmeyen detayı ben bu ailenin yazdığı günlüklerden, daha doğrusu ailenin torunu rahmetli oldu, hayatını kaybetti, evlendiğiyle Kalça Hanım'ın günlüklerinden öğrendim. Bunlar İngilizce olarak yayınlanmış. Ben bir sahafta tesadüfen bu günlükleri buldum. Daha sonra hem ailesiyle hem Amerika'da yaşıyorlardı. Amerika'daki yayıncılarıyla görüşüp temas kurup yayın haklarını aldım ve Türkçe'ye çevirdim. Daha sonra sağ olsun Silivri'de işte başta Yılmaz Kandemir ve daha birçok işte Silivri'li iş adamı ya da işte sanatsever katkıda bulundular. Bu kitabı Türkçe'ye kazandırdık ve bastırdık. Silivri'de de birçok dağıttık bunu. Silivri'nin tarihiyle ilgili hiç bilinmeyen, hiçbirimizin bilmediği, hatta çok eski Silivrilerin bile böyle şey yaptığı, duyduğunda şaşırdığı konuları içeriyor. Üçüncü kitabım Haziran ayında çıktı. Oldu da bitti maşallah. Bu da sünnet geleneğini masaya yatırıyor. Bildiğimiz çocuk sünneti. Yine araştırmacı yazar kategorisinde değerlendirilecek. İkinci kitap bir çeviri. İkinci kitap çeviri tabii. Evet. Yani Evlin Hanım'ın günlüklerinin çevirisi. Ona ben sadece editöryel bazı müdahalelerde bulundum. Mesela işte kitabı, yani günlükleri, notları yazdığında çok yaşlıymış. 90 yaşına yakınmış galiba. Silivri'yi de yani çok küçükken, bebekken terk ettiği için tabii bazı şeyleri hatırlamıyor. Örneğin İşte maddi hatalar yapmış. İşte Kale Park'tan bakıp çantayı gördüğünü iddia etmiş. Kresiz burnunu görüyordu. Onu işte çanta olarak hatırlamış. Ben o tarz şeyleri düzelttim. Onları da zaten dipnotlarla parantez içinde düzelttim ki hani böyle yazının
o tarihsel bütünlüğünü o şeyine bozmamak için. Şimdi Ozan Yayıncılık'tan önümüzdeki dönemde onun yeni bir baskısını yapacağız. Hem Evlin Hanım'ın kendi hayattayken yani kendi albümünden fotoğraflarla hem de Yılmaz Kandemir'in albümünden fotoğraflarla destekleyeceğim. Biraz daha böyle kalın içinde fotoğraflar olan daha güzel bir baskısını yapacağız önümüzdeki aylarda. Üçüncü baskısı olacak o kitabın. Enteresan bir biçimde en çok satan kitabım oldu. Evet, çok güzel. Peki üçüncü kitap az önce de söylediğin gibi oldu da bitti maşallah. O da bir araştırma ürünü. Evet. Çocuk sünneti geleneğini ele alıyor. Çok ilginçtir. Yani Türkiye'de işte 70 milyon insandan 35 milyonu erkekse 35 milyon da sünnetli ama hani bu sünnet geleneği bugüne kadar hiç tartışılmamış, hiç masaya yatırılmamış. Kitap bunu ele alıyor. Sünnet geleneğinin dini, etik, tıbbi bütün yönlerinden artı ve eksileriyle ele aldığımız bir kitap. O ne kadar basıldı? O şu an ikinci baskıya giriyor. Yani çıktığında gayet ilgi gördü. Mesela işte Radikal Gazetesi tam sayfa konuyla ilgili röportaj yaptı bende. Habertürk tam sayfa yer verdi. İşte Akşam Gazetesi tam sayfa yer verdi. İşte Elle'de, Esquire'de, Milliyet'te birçok yerde yer buldu. İki tane televizyon programı yaptık. İşte oralarda çıktık anlattık ve her duyanda çok büyük böyle bir şaşkınlıkla şeyle çok tartışmaları da tabii neden oldu. Yani klasik itikada ya da hani şeye böyle gelenekçi mutasip kişiler tarafından çok tartışmaları da neden oldu. Gezi Parkı'nda Diren Pipi diye böyle bir hareket başlatıldı. Böyle bir hashtag başlatıldı. Çok eğlenceli şeylere de neden oldu. Özetle çocuk sünnetinin dinen bir zaten hani hep klasik şeyler işte adı üstünde sünnet falan derler ama dinen bir yönünün bulunmadığı, tıbben yararlı olmadığını, hatta aksine zararlı olduğunu ve insan hakları bu en az tartışılan yöndür ama insan ve çocuk hakları bakımından da bir insan hakları ihlali olduğunu ortaya koyuyor kitap. Hatta işte benim az önce bahsettik, kurtulamıyoruz. İki tane kızımın ikisinin de nüfus kağıtlarında din hanesi boştur. Çünkü ben şuna inanırım, devlet ve anne babalar çocuklarının dinlerini belirleyemezler, atayamazlar, tayin edemezler. Yani din, bir din sahibi olabilmek için aklı başında olmak ve hür iradeye sahip olmak gerekir. Dolayısıyla hani küçücük bir bebeğin dinini bile aslında bizim belirleyip atamamız, tayin etmemiz yanlışken yani erkek çocukları yatırıp zorla sen kardeşim Müslüman olacaksın ya da Yahudi olacaksın deyip zorla onların vücutlarından bir parçayı onlara sormadan acı çektirerek kesip atıyoruz ve bunu gelenek olarak yapıyoruz. Tekrar ediyorum, zararlı bir gelenektir. Bütün detayları kitabımda var. Şimdi dinleyip de merak edenler olacaktır. Oldu da bitti maşallah kitabımın ismi. Nereden bulabiliyorlar kitabı? Tüm Türkiye'de işte bütün kitap evlerinde, Diyanarlar'da vesairede, internette her yerde bulabiliyorlar. Yani bir Google araması yeter şey yapabilmek için, ulaşabilmeleri için. Az önce ulusal medyada bolca yer aldığından da bahsettik kitabın. Ulusal medya deyince aklıma gelen bir başka konu da köşe yazılarında yayınlanıyor. Çeşitli Radikal'de, El Ele'de, Oda TV'de. Onlardan da bahsedelim mi biraz? Tabii. Oda TV'de Oda TV operasyonları yapıldıktan hemen sonra işte Soner Yalçın, Barışlar, Doğan abi tutukluyken Silivri cezaevinde tutukluyken yazmaya başladım. Sevgili Tugay Topbaş, Soner Yalçın'ın avukatının ve Edip Yüksel'in vasıtasıyla böyle bir teklif geldi. Bir dönem orada yazdım. Daha sonra hem Soner'ler tahliye olmuşlardı hem de farklı bir sebepten dolayı ayrıldım. internethaber.com isimli bir internet sitesi vardı. Hadi ve Süleyman Özışık'ın kurucusu olduğu çok popüler bir internet sitesidir. Uzun bir dönem orada köşe yazarlığı yaptım. Radikal'in blog sayfalarında ki şu an hani 20 kadar yazım var, toplam 2 milyon gibi çok büyük bir okunma oranı var. Uzun dönem orada yazdım. Jian.org isimli bir internet sitesinde yazılarım yayınlandı. Şu an El Ele dergisinde yazıyorum. Aynı zamanda işte şu an Ozan Yayıncılık isimli bir yayın evinin editörlüğünü yürütüyorum. İşte internette kendi blogum var. Kendi blogumdan ve sosyal medyadan da yazıyorum. Blogum epey tıklanıyor. Yani oldukça popüler bir blog. Adresini de verelim dilersen buradan. kaangoktas.net. Net, evet. Peki editörlük dedin. Ozan Yayın Evi'ne yapıyorsun editörlük. Ozan Yayıncılığı'nın editörüyüm. İstanbul'da faaliyet gösteren köklü büyük bir yayın evi. Şu an bir yeniden yapılanma süreci içerisindeyiz.
şöyle anlatayım oradaki görevimi. Yani yayın evinden çıkacak kitaplar benim okumamdan, kontrolümden geçiyor. İşte çeşitli tasarruflarda bulunuyoruz. İşte yazarla görüşerek işte kitabın daha iyi olması, daha iyi okunabilmesi, okurun beklediğini daha iyi bulabilmesi için çeşitli düzeltmelerde bulunuyoruz. Yani kitaplar benim elimden geçiyor şeklinde özetleyebilirim. Aynı zamanda işte tanıtım vesaire gibi işlerini de yayın evinin ben yürütüyorum. Şimdi oradan kurulacak bir alt marka, Ozan Yayın Evi bünyesinde kurulacak bir alt marka olacak. Bu alt markanın bütün yayın yönetmenliğini de ben üstleneceğim ve çok spekülatif kitaplar basmayı düşünüyorum. Hatta yani bilmiyorum tepkileri canlı yayında şimdi alabilir miyiz ama böyle mini anket yapalım. Mesela çok tartışılan Şeytan Ayetleri, Salman Rushdie'nin Şeytan Ayetleri kitabını Türkiye'de ilk defa sansürsüz Türkçe olarak basmak hedefim, planım önümüzdeki dönem için. Ve artık Türkiye'nin de dünyanın da buna hazır olduğuna inanıyorum ki biliyorsunuz kıyametleri koparan bir kitaptı. Evet. İşte rahmetli Aziz Nesin ve diğer aydınlar bu yüzden yani çok büyük eziyetlere uğradılar. Hatta yani Sivas'ta canlar bunun için yakıldı. İşte Aziz Nesin ölümlerden döndü. Ama ben artık hani zamanın Turan Dursun yine belki öldürülmesinde, katledilmesindeki sebeplerden bir tanesi buydu. Ama ben artık Türkiye'nin belli bir demokratikleşmeye ulaştığını, en azından bu kitabın artık böyle hani gelip de bizim yayın evinin camının çerçevesine indirerek değil de hani en fazla okumayarak protesto edilebilecek merhaleye geldiğine inanıyorum. O yüzden hani bu kitabı basmak benim için bir yandan da bir meydan okuma, sisteme bir meydan okuma. İsmini yanlış cumhuriyet taktığım bu sistemin organlarına bir meydan okuma. Artık hani bu demokratikleşme sürecine hep beraber geldiğimize inanıyorum. Göreceğiz. Evet. Ben hedefleri soracaktım bundan sonra. Artık bize ayrılan sürenin de yavaş yavaş sonlarına yaklaşıyoruz ama böylelikle hedefleri de öğrenmiş olduk bundan sonra. Hedeflerimin evet yani bu yayın evi bünyesinde kurulacak alt markada işte Reşat Arife'nin mesela Amerika'da yaşayan... Peki yazdığın bir şey var mı şu an? Üzerinde çalıştığın bazı şeyler olduğunu biliyorum. Var var. İki dosya üzerinde çalışıyorum. Bunlardan bir tanesinin ismi İbn Arabi. Yine çok spesifik, çok böyle spekülatif bir konu. Çok ortalığı ayağa kaldıracak bir konu. Ne zaman çıkacak? Yani çıkma aşaması. Baharda çıkacak. Bir diğeri de bu son zamanlarda çok gündemde olan işte Eren Erdemler'in, İhsan Eri Açıklar'ın vesairelerin gündeme taşıdığı bu devrimci sosyalist İslam olgusunu tartışıyor. Evet, İslam gerçekten sosyalist miydi? Gerçekten devrimci miydi? Bunu tartışıyoruz. Yayın evinin bünyesinde de işte mesela Reşit Arif, az önce onu anlatıyordum. Amerika'da öldürülen reformist bir din adamıdır. Onun kitabını ilk kez, dünyada ilk kez Türkçe olarak ve yine tam metin olarak Edip Yüksel'in ön sözüyle bastık. Sevan Nişanyan'ın şu an hapiste olan bir Türk aydındır. Daha doğrusu Ermeni aydındır. Türk değil, özür diliyorum. Türkiye'li bir Ermeni aydındır. Onun kitaplarını basmak için girişimlerde bulunuyorum. Yani böyle çok ses getirecek, çok ortalığı karıştıracak işler yapmak hedeflerimden birkaç tanesi. Daha da çok hedefim var. Yani okumaya devam etmek, yazmak... İşte ulusal basında çok daha farklı yerlerde yazmaya devam etmek, bunlar hedeflerimin arasında. Ben bize vakit ayırdığın için çok teşekkür ediyorum. Ben de teşekkür ediyorum dinleyenlere sabrettikleri için. İlerleyen çalışmalarda inşallah yeni kitaplar çıktıkça yine bir araya geliriz. Saatler 19.58'i gösteriyor efendim. Son mesajlar neler? Var mı dinleyicilere son mesajlar? Elif'e mesaj. Dinleyen herkese teşekkür ediyorum. Zaman ayırdıkları için işte başlarını ağrıttık. Reklam arasında çünkü öğrendik. Bize seslenmiş. Duymayınca da biraz morali bozulmuş Elif'in. Evet Elif radyonun başında bize seslenip duymayınca da çok böyle bir sert tepki koydu bana karşı. Ama şarkısını dinlerken el salladı. Gördük onu burada. Evet. Gördük onu, gördük en azından. Dinleyenlere çok teşekkür ediyorum. Bugüne kadar bana destek olan, arkamda olan aileme, anneme, eşime, sevdiklerime çok teşekkür ediyorum. İyi ki varlar. Sana davetin için çok teşekkür ediyorum. Küpe FM dinleyenlerin hepsine sevgilerimi iletiyorum. Sosyal medyadan bu anlattığım konularla ilgili elbette görüşleri, fikirleri, önerileri, itirazları olabilir. Sosyal medyadan, örneğin Twitter'dan, Facebook'tan Kaan Göktaş diyerek bana ulaşabilirler. Memnun olurum kendileriyle tanışmaktan, tartışmaktan, fikir alışverişi yapmaktan. Sevgilerimi sunuyorum.
Çok teşekkür ediyoruz biz de Küpe FM ailesi olarak. İlerleyen çalışmaları inşallah tekrar i̇nşallah. Buluşacağız. Efendim saatlerimiz 19.59. Bugünlük de bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Bir Dünya Sanat'ta araştırmacı yazar, gazeteci Kaan Göktaş bizlerle birlikteydi. İlerleyen haftalarda yeni konu ve konuklarla Bir Dünya Sanat devam edecek. Kaliteli müziğin doğru adresi Müzik Altyakınız Küpe FM'de 24 saat. Kesintisiz kaliteli müzik yayını devam ediyor. Yarın akşam saatler 17'yi gösterdiğinde ben yine burada olacağım. Sektör bülteninde bir konuğumuz olacak ve 18'de de Bay Bilici'de günün öne çıkmamış haberleriyle huzurlarınızda olacağım. O zamana kadar sevgiyle, sevgiliyle, dostça ve dostla ve günün tüm zorluklarına, günün tüm olumsuzluklarına, günün tüm umutsuzluklarına rağmen inadına hoşça kalınız efendim. Kamil Bilici ile Bir Dünya Sanat sona erdi.